Amerika Birleşik Devletleri WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın iadesi için İngiltere Yüksek Mahkemesi'nde açtığı davayı kazandı. Yüksek Mahkeme, Assange'ın yargılanmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilebileceğine hükmetti. Şimdi ayrıntılar için kameralarımızı İngiltere'ye çevireceğiz. A Haber ekibinden Alparslan Düven'de bütün detaylar. Alparslan. Banu, İngiltere Yüksek Mahkemesi ABD'li diplomatların gizli yazışmalarını ve insanlık suçlarına dair gizli belgeleri yayımlayan WikiLeaks sitesinin kurucusu Julian Assange'ın iadesine karar verdi. ABD hükümeti alt mahkemenin iade talebini reddeden kararını İngiltere Yüksek Mahkemesi'nde temize taşımıştı. ABD, Julian Assange'ı casusluk yasasını ihlal ve hükümeti hacklemeye teşebbüs dahil 18 ayrı suçla itham ediyor. 50 yaşındaki Julian Assange, Amerika Birleşik Devletleri'nde hakkındaki suçlamalardan mahkum edilirse ömrünü demir parmaklıklar ardında ya da başka bir hapis halinde tamamlayabilir. Julian Assange'ın kurduğu WikiLeaks 2010 yılında aralarında Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Julian Assange hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken, Haziran 2012'de Ekvator'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınmıştı. Assange, Ekvator'un Londra Büyükelçiliği'nden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten tekrar tutuklanarak Londra'daki Belmarsh hapishanesine konulmuştu. Mahkeme Julian Assange'ı bu suçtan 50 hafta hapse mahkum etmişti ve 50 haftalık cezasını Eylül ayında, Eylül 2020'de dolduran Julian Assange'ın iade talebi çerçevesinde tutuklu kalmasına karar verilmişti. Julian Assange'ın iadesinin açıklanmasıyla birlikte de mahkeme önünde protesto gösterileri yapıldı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.